Galaksiler birbirlerinden tüm yönlerde uzaklaşıyorlar. Bu, evrenin hızla genişlediği anlamına geliyor. Ve bu yüzden evren, geçmişte çok daha küçük olmalıdır. Yaklaşık 13 milyar yıl önce evrenin bir atomdan daha küçük olduğu düşünülmektedir. Bu sırada büyük patlama olarak adlandırılan infilak yaşanmıştır. Büyük patlamadan sonra evren öyle bir güçle ve hızla büyümeye başlamıştır ki gökbilimciler bu genişlemenin duracağından emin değillerdir. Ne madde ne enerji, evrenin doğumundan önce hiçbir şey yoktu. Çünkü uzay da yoktu. Her şeyin başlangıcı, ilk an. Atomdan da küçük ve güneşin çekirdeğinden trilyonlarca kat daha sıcak. Evreni oluşturacak her şey atomdan da küçük bir yapıdan çıkıyor. Daha sonra 10 milyar, milyar, milyar santigrat derece soğumaya başlıyor. Daha sonraki olaylar bir saniyeden daha kısa bir zamanda gerçekleşiyor. Bilim adamları bunun için Planck zamanı denen yeni bir zaman ölçümü kullanıyorlar. Bir Planck zamanı eksi 43 saniyenin onda biri demektir. Bu ondalık sayı ile böyle gösterilir. Böyle bir zaman birimini hayal etmemiz imkansız. Bu Planck zamanında etrafımızda gördüğümüz her şeyin temeli oluşuyor. Bu büyük patlamada doğadaki 4 temel kuvvet oluşuyor. Yıldızların ve gezegenlerin oluşmasının nedeni bizi yerde tutan yer çekimi. Şehirlerimizi aydınlatan, telefonlarımızın bağlanmasını sağlayan ve bilgisayarlarımızı çalıştıran elektromanyetizm. Bedenimizi oluşturan, parçacıkları birleştiren ve güneşin sürekli enerji vermesini sağlayan güçlü ve zayıf iki nükleer güç. İşte her şeyin temelini oluşturan 4 temel kuvvet. Yaşamın temelini atan mucizeler. Planck zamanında bu 4 temel kuvvet tek bir yerde toplanmıştı. Patlama genişliyor ve eksi 32 saniyenin onda birine gelince 4 temel kuvvet birbirinden ayrılıyor. Hala bir atomdan daha küçük bir yapıda ve çok sıcak. Bu evrede günümüze kadar olan büyümesinden çok daha hızlı büyüyor. Işık hızından bile hızlı ve bir futbol topu büyüklüğüne erişiyor. Aklımızın alamayacağı büyüklükte enerji açığa çıkıyor ve kainat oluşuyor. Bir sonraki evre, eksi 12 saniyenin onda biri. Evren yavaş yavaş saf enerji halinden maddeye dönüşmeye başlıyor. Maddelerin yapı taşlarını oluşturan bir parçacıklar denizi haline geliyor. Peki enerji maddeye nasıl dönüştü? 1905 yılında bir adam bir denklem buldu. E eşittir mc kare. Bu denklemi Einstein bulmuştu. Denklem enerjinin maddeye nasıl dönüştüğünü cevaplamıştı. Enerji ve kütle aslında aynı şeydi ama farklı formlarda. Daha sonra büyük bir savaş başlıyor. Madde ve antimadde savaşı. Birbirlerini yok ediyorlar ve sonunda madde galip geliyor ve evren genişlemeye devam ediyor. Antimadde, maddeye göre daha dayanıksız olduğu için savaşı kaybediyor. 3 ile 20 dakika içerisinde yer çekimi ve diğer kuvvetler her şeyi çekmeye başlıyor. En küçük atom olan hidrojenin çekirdeği şekillenmeye başlıyor. Sıcaklık 10 üzeri 12 derece. 300 bin yılı aşmak üzereyiz. Sıcaklık 2726 derece. İlk atomlar meydana geliyor ve gazlar oluşmaya başlıyorlar. Büyük patlamadan 1 milyon yıl sonra gazlar geniş koyu delikler ile filament denilen uzun ipler haline geliyorlar.
1 milyar yıla doğru gelirken yıldızları ve galaksileri oluşturan filamentler bulut kümeleri haline geliyorlar. Sıcaklık 253.15 derece. Evren soğumaya devam ediyor. 4.567 milyar yıl. Güneş sistemi doğuyor. Ve üzerinde yaşadığımız hayat dolu dünya ve diğer gezegenler Güneş'in etrafındaki bir toz halkasından oluşmaya başlıyor. Günümüz sıcaklık -270 derece. Güneş hayatının neredeyse yarısını tamamlamış. Ama evrenin her tarafında devamlı yeni yıldızlar ve gezegenler oluşmakta. Bilim adamları büyük patlamanın aslında bir patlamadan çok derin bir uğultu ya da bir jet uçağının kükremesi gibi olduğunu çözmüştür. Kanalıma abone değilseniz bu butona tıklayarak abone olabilirsiniz. İkinci kanalım olan Ozan Tabakası Eğitim kanalımda Gezegenimizin Gizemleri serisi, Londra Çekici'nin Gizemi, Şaşırtıcı İnsan Vücudu gibi ilginç videolar sizleri beklemektedir. Bu yazıya tıklayarak gidebilirsiniz.